Bilhan Aktar kanalından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu haftada yeni bir konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Bu hafta sizlere iştah kesen selülit düşmanı greyfurt ile ilgili güzel bir bilgi paylaşımında bulunacağım. Fakat kanala abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanala abone olmayı, beğeni butonuna basarak da like bırakmayı unutmayın. Gelelim bu haftaki konumuza. Greyfurt Çoğunlukla zayıflamak amacıyla kullanılan, vitamin mineral açısından da çok faydalı bir meyvedir. Ana vatanı Çin ve Amerika Birleşik Devletleri olan greyfurt, portakaldan daha büyük bir subtropikal narenciye türüdür. Özellikle portakal ile çapraz bir melez meyve olan greyfurt ilk defa Batı Hint Adaları'nda olan Barbados'ta yetiştirilmiş ve daha sonra dünyaya yayılmıştır. Acı ve ekşimsi bir tadı olan meyve, A, E, C ve K vitaminleri ile pantotenik asit, tiamin, niasin ve peridoksin içeren bir yapıya sahiptir. Kış aylarında özellikle çok şifası olan bir meyvedir. Portakala benzeyen iç kısmı suludur. Bazen kan kırmızı renkte olur. Greyfurt yağı da meyvesiyle aslında aynı özelliği taşıyan şifalı bir yağdır. Greyfurt yağı nasıl yapabilirsiniz? İsterseniz evinizde, isterseniz de hazırda alıp kullanabilirsiniz. Greyfurt yağı meyvelerin kabuklarından elde edilen bir üründür. Endüstriyel yapısı bakımından kabuklar soğuk presleme yoluyla ezilir ve daha sonra farklı işlemlere tabi tutularak yağ haline getirilebilir. Greyfurt yağını siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Hazırlama süresi biraz uzun olsa da yapımı çok zahmetli değildir aslında. İyice yıkanmış olduğumuz meyvelerin kabuklarını soyun ve ısıya dayanıklı bir cam kase'nin içine yerleştirin. Kaseyi kabukların üzerine çıkacak miktarda zeytinyağı ile doldurun. Bir tencerenin yarısını suyla doldurarak camı kase içine yerleştirin ve sonra da kaşık e, kısık ateşte özellikle bekletin. Yaklaşık 5 saat kadar benmari usulüyle beklettikten sonra yağınızın bir kısmını gözlemleyebilirsiniz. Bu sürenin ardından kasenin içindeki yağı temiz bir müstin kumaş parçasını süzerek kullanın. Huni yardımıyla da bir cam şişeye aktarın. İşte greyfurt yağınız kullanıma hazır. Dikkat etmeniz gereken konu ise organik olan ve böcek ilacına maruz kalmayan meyvelerden olmasıdır. Gelelim... Greyfurt yağı ne işe yarar? Nelere faydalıdır? Cilt bakım ve güzelliği uygulamalarında özellikle bu yağdan yararlanılır. Çünkü Greyfurt yağı cilde faydalı olan bir bitkisel yağdır. Cildi temizleyici ve canlandırıcı etkisi bulunur. Cildin sıkılaşmasına katkı sağlar. Kadınlar arasında kullanımı yaygın olan Greyfurt yağı gergin kaslara sürülüp masaj yapılarak yedilirse ferahlatıcı bir etkiye sahip olur. Fakat Yağ ile masaj yapılan bölgeye bir süre direkt güneş ışığına maruz bırakılmaması gerekir. Greyfurt yağı bir parça pamuk yardımıyla cilde uygulandığında cilt lekelerine ve sivilcelere de çok fayda sağladığı biliniyor. Cilde sıvı takviyesi yaptığı için cilt kuruluğunun önlenmesinde çatlak ve kaşın çatlak ve kırışıklıklarda da yardımcı olur. Bu yağ ile yapılan cilt bakımları sayesinde yüzdeki lifler güçlenir ve sarkmalar azalır. Kısacası greyfurt yağı cildinizin gençleştirir, üstelik sivilce gibi siyah noktaların tedavisinde de destekleyicidir. Aynı zamanda greyfurt meyvesi ve yağının çok önemli bir özelliği daha bulunuyor arkadaşlar. O da yağ yakıcı olmasıdır. Greyfurt yağı ile zayıflama çalışmaları oldukça fazladır. Kilo verdirmekten ziyade yağların erimesine etkilidir. Düzenli olarak kullanırsanız vücudunuzun sıkılaştığını ve inceldiğini gözlemleyebilirsiniz hatta masaj yaparak uygularsanız sürülen bölgedeki yağların yakılmasına katkı sağladığınızı fark edebilirsiniz. Enerji veren özelliği ile de canlı ve aktif olmanıza yardım eder. Birkaç damla greyfurt yağını su şişesine ekleyerek sindirim problemi yaşadığınız zamanlarda tüketebilirsiniz. Böylece hazımsızlık veya yavaş çalışan bağırsak sorunlarınızda da yardımcı olur. Peki greyfurt yağını nasıl kullanabiliriz? Dahili ve harici kullanıma müsait olan bir yağdır greyfurt yağı. Şifalı ve aromatik özelliklerinden yararlanmak için greyfurt yağını dahili olarak cilt üzerine sürerek masaj yaparak kullanabileceğiniz gibi bir çay bardağına içme suyuna 3-5 damla greyfurt yağı damlatarak da tüketilebilir. Yağ damlatılarak hazırlanan suyu günde bir defa fazla içilmemesi önerilir. Bu kullanımlarına ek olarak yemeklerden önce Pembe greyfurt elde edilmiş yağı koklayarak iştahınızın azalmasına da yardımcı olabilir. Harici dışarıdan kullanım olarak da yağın harici kullanımı içinde avucunuza birkaç damla yağ alıp ağrılıya, ağrılı olan yere, gergin olan bölgeye sürerek masaj yaparak yedirebilirsiniz. Bu da o bölgedeki ağrının azalmasına yardımcı olabilir. Bu işlemi selitli bölgemize de düzenli olarak uyguladığımızda faydalı olduğunu görebilirsiniz. Özellikle bölgedeki yağlar eriyerek cildi sıkılaştırıcı ve portakal kabuğu görünümlü zamanı yok olacaktır. Güçlü ve etkili bir bitkisel yağ olan greyfurt yağını öneriler doğrultusunda kullanmanıza fayda olur ve en kısa zamanda da sonuç alabileceğinizi söyleyebiliriz. Etkilerin kalıcı olabilmesi için greyfurt yağını eğer alerjiniz yoksa düzenli kullanmanızda fayda olur. Greyfurt yağı ile zayıflayabilir miyiz? Greyfurt meyvesi yenme ya da suyu içilmesi yöntemiyle zayıflamaya yardımcı olabilir. Hem vitaminlidir hem de yağ yakıcı özelliği bulunur. Fakat greyfurt yağı için kilo verdirir, zayıflatır demek pek doğru olmaz. Yağ daha çok masajla uygulanan bölgedeki birikmiş olan vücut yağlarının erimesine katkı sağlayarak incelme ve sıkılaşma oluşturur. Bir de greyfurt yağı koklamak iştah kesici özelliğe sahip olduğundan dolayı iştahın azalmasında yardımcı olur. Greyfurt yağı çok faydalı bir yağdır arkadaşlar. Kanala halen abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna basarak abone olmayı, beğeni bırakmayı unutmayın. Hayırlı günler dilerim.